her şeyi yöneten Allah'tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Hepiniz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. O baştan yaratır. Sonra da yaratmayı tekrar eder ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin. İnkar yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen odur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızdaysa sanki başına gelen zararı gider.